Předám slovo místopředsedkyni francouzského národního shromáždění Valérie Rabault. Následovat bude předseda. Sayın başkanlar, Türkiye 77 yıllık çok partili siyasi hayatı serbest ve güvenilir ve dünyada en yüksek %85'in üzerinde katılım oranına sahip seçimli demokrasisiyle bölgesinde önemli ve etkili bir aktör. 70 yıldan fazla bir süredir de Avrupa ve Avrupa Atlantik kurumlarında üye olan ve entegre bir şekilde çalışan aday ülke olarak Avrupa Birliği'nin değişimi, dönüşümü ile yakından ilgilenmektedir. Stefan Zweig, İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar kitabında trajik ve kaderi belirleyici anlara insanların hayatında ve tarihin akışı içinde çok ender rastlanır der. Böylesi dönemlerde zamanında alınan veya alınamayan kararlar veya tereddütle yaşanan gecikmeler çok önemli kırılmalara sebep olmaktadır. İşte bugün dünyamız tam da böylesi bir dönüm noktasındadır. Onun için güçlü bir iradeye, kararlı bir duruşa ve net ifadelere ihtiyaç duyulan bir zaman dilimi içindeyiz. Avrupa Birliği'nin işte bu kritik dönüm noktasında tarihin doğru tarafında yer alması gerekiyor. Ancak bugün bazı Avrupa Birliği üyeleri günün gerçeklerinden bağımsız konularla birliğin gündemini işgal etmektedir. Küresel ve bölgesel realiteleri olduğu gibi anlamaz ve kavrayamazsanız doğru kararlar veremezsiniz, etkiniz zamanla azalmaya ve kaybolmaya başlar. Avrupa Birliği'nin dünya siyasetini okuyamadığının, kendi menfaatlerine uygun stratejik bir dış politika yürütemediğinin en önemli örneğini Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde ve Türkiye'nin üyelik sürecinde görüyoruz. Dünyada meydana gelen hadiseler Avrupa Birliği'nin Türkiye ile yakınlaşmasını zorunlu hale getirmişken bunun tam aksi adımlar atılmaktadır. Günümüzün gerçeklerine ters Avrupa Birliği'nin kendi stratejik çıkarlarına aykırı politikalar tercih edilmektedir. Avrupa Birliği net bir strateji ortaya koyamıyor, çifte standartlardan arındırılmış etkin bir politika belirleyemiyor. Dolayısıyla küresel sorunların çözümüne katkı sağlayabileceği coğrafyalarda o coğrafyaların gerekleriyle örtüşmeyen sağlıklı bir yaklaşım geliştiremiyor. Bu nedenle oluşan boş alanları başka bazı güçler hızla doldurmaktadır. Avrupa Birliği ise halen tepeden bakan, talimatlar veren tavrıyla kendi demokrasileri sorunlu hale gelmeye başlamışken dünyaya demokrasi dersi vermeye çalışmaktadır. Öte yandan Avrupa Birliği üyesi ülkeleri neredeyse tamamında yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslamofobinin yükseldiği, bunların devlet politikalarıyla desteklendiği, demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü gibi değerlerin sadece belli bir kesim için geçerli ve adeta retorikten ibaret olduğu bir ortam gelişmektedir. Dolayısıyla Avrupa Birliği herhangi bir dezenformasyon ve yalan habere, enerji silahıyla vurulmaya, tedarik zincirleri üzerinden terbiye edilmeye gerek kalmadan kendi politikalarıyla hem birlik içinde hem birlik dışında imaj ve itibarını zedeliyor, kendi kendine zarar veriyor. Değerli katılımcılar, Avrupa Birliği bir dönüm noktasındadır. Bugünün gereklerine uygun, dünyadaki dönüşümü okuyabilen, ayakları yere basan bir iç ve dış politika belirlenmesi şarttır. Dünyanın Avrupa Birliği'ne ihtiyacı vardır ama bu haliyle Avrupa Birliği'ne değil. Teşekkür ederim. Nevyhnutne vyžadujú medzinárodnú spoluprácu. Žiadnej nedokážeme čeliť efektívne v strategických oblastiach. Zároveň musíme dbať na zachovanie otvorenosti európskej ekonomiky, organizácia, letectvo, obrana či vesmírne aplikácie. Európska únia nedisponuje dosť. Kľúčový môže byť budovanie vzájomnej prosperity všetkých európskych krajín. Cieľom Ruska je podkopať európsku jednotu. Prevyšujú naše investície do zvyšovania odolnosti, zhoršujú sociálne siete. Slovensko podporuje kroky Európskej komisie v oblasti za pozornosť. Také ďakujem za váš príspevok, pán